Atalarımız tarih yazmışlar. Tarihi bir şerit olarak yere döşemişler. Biz de o tarihin üzerinde, atalarımızın biz yürüyelim diye yaptıkları tarihin üzerinde yürürken, yaşanılan hadiselere ve yazılan tarihe şahitlik yapmak çok güzel. Şu an arkamda 1472 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Han, Cihan Hükümdarı Cennet Mekan, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yaptırılan bir eseri, Çinili Köşk adı verilen ama Tarihi Ebu'l-Feth kitabının yazarı Tursun Bey'e göre de Sırça Köşk ya da Sırçalı Köşk olarak tarif edilen köşkün önündeyiz. ...1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Han bu şehri İslam'a kazandırdı. İstanbul'u Osmanlı'nın başkenti yaptı. Yaptığında İstanbul'da bazı saraylar vardı. Mangana Sarayı, Palladium Magnum Sarayı, Bukeleon Sarayı, Blekharna İmparatorluk Sarayı ve türevleri. Fatih bunların hiçbirinde oturmak istemedi. Fatih Sultan Mehmet Han kendi yaptırdığı sarayda oturmak istedi. O kendi yaptırdığı saray, her programda konusu gelince söylüyoruz ya, Beyazıt'taki Merkezi İstanbul Üniversite Kampüsü'nün olduğu o büyük meydandaki Sarayı Atik binasıdır. O sarayda kaldı. 3-5 yıl sonra Roma İmparatorluğu devrinden beridir alışveriş ve ticaret merkezi olan o günlerde Via Egnatia yolu üzerindeki Macro Embolo alışveriş merkezi ama bugünkü anlamda Tahtakale, Mısır Çarşısı, Mahmut Paşa, Kapalı Çarşı, Yeşil Direk, Sultan Hamam gibi olan bu semtlerin ortasında bulunan Saray-ı Atik yani eski saray ticaretin ahengini ve ticaretin yolunu bozduğu için esnaf toplu halde Sultan Mehmet Han'a sığındılar ve dediler ki sultanım git buradan. Zira senin sarayın bizim ticaret merkezimizin, ticaret dünyamızın tam orta yerinde duruyor ve bizi bozuyorsun. Git buradan rahat rahat ticaretimizi yapalım dediler. Bunun üzerine Sultan Mehmet Han büyük ihtimal olmayabilir de muhtemelen o günün en önemli mimarlarından biri olan Atik Sinan'a bir saray yapımını emretti. O saray bugün Topkapı Sarayı adını verdiğimiz Sarayı Cedid yani yeni saray idi. Fakat bu sarayın yapımı biraz gecikti. 1478'lere kadar bir inşaat aşaması olduğu Topkapı Sarayı'nın, ha bir dakika bu arada yanlış anlaşılmasın, biz şu an Topkapı Sarayı'nın bahçesinde bulunuyoruz. 700 bin metrekarelik Topkapı Sarayı'nın 400 bin metrekarelik alanı erkekler, 300 bin metrekarelik alanı kadınlar sarayıdır. Ve kadınlar sarayının 163 bin metrekarelik alanı, 163 dönümü 1912 yılında İstanbul Belediye Başkanı Cemil Topuzlu tarafından Gülhane Halk Bahçesi yapılana kadar sarayın has bahçesi olarak kullanılan kısmında 1472 yılında işte bu bir Selçuklu Sarayı, bir Kubadabat, bir Humayunabat, bir Sadabat Sarayı gibi görülen bu muhteşem sarayı yaptı.
Fatih Sultan Mehmet Han'ın iki tane sarayı vardı. Birisi bu, Tursun Bey'in dediği gibi sırçalı köşk. Birisi de Sarayı Cedid, yani Topkapı Sarayı. Fakat ama ve lakin 1451-1481 yılları arasında 30 sene Devlet-i Ali Osman'ı idare etmiş olan Fatih Sultan Mehmet Han cennet mekan, 25 yıl at sırtında cepheden cepheye kılıç üşürdü. Vatanın ve milletin ve ümmetin mutluluk, sıhhat ve selameti için çalıştı. Romanyalı tarihçi Nikolay Yorgan'ın Büyük Türk Fatih kitabında anlattığına göre Fatih Sultan Mehmet Han yorgunluktan bayılan, ata fazla binmekten dolayı bacak aralarında yaralar çıkan, 1461 tarihinde Trabzon'u fethetmeye giderken Zigana dağlarından tırmanırken tırmanmanın çokluğundan dolayı tırnaklarının arasından kan gelen, bu vatan için cepheden cepheye koşan insandır. 5 yılı, taht hayatının 5 yılı savaşsız, evinde, çocuklarının ve hanımının yanında geçmiştir. 5 yıllık İstanbul hayatında, 5 yıllık saray hayatında bir sarayın olsa ne olur, 1000 sarayın olsa ne olur? Adam 25 yıl at sırtından inmemiş. Bu vatan, bu millet, bu ümmet için Allah mekanını cennet, komşusunu Peygamber Resulullah Efendimiz yapsın. Efendim, tarihte yürüyen adam 1472 yılında Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yaptırılan Çinili Köşk ya da Sırçalı Köşk'ten size merhaba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.